Arkadaşlar merhabalar ben Ali Cumhur Koyuncu sizinle orijinal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının çarpanlar ayırma konusunun altın şiddetini beraber çözeceğiz. Birin sorumuzda x çarpı y'nin karesi eksi x'in karesi çarpı y bölü x'in karesi eksi x çarpı y ifadesinin en sade halini soruyor. Arkadaşlar şurayı biz x çarpı y çarpı y diye yazarsak y'nin karesini eksi x'in karesini x çarpı x çarpı y diye yazarsak bölü bizim için ne gelecektir? x kare eksi Hatta şuradaki x karemizde arkadaşlar x çarpı x diye yazalım. eksi dedik x çarpı y geldi. Bakın. Şurada ortak olanlara bakıyoruz. X çarpı y'ler ortak her iki taraftan. X çarpı y'mizi yazdık. Parantezimizi açıyoruz. Üst tarafta ne kaldı bizim için şuradan? Y eksi ne gelecektir? X. Böyle diyoruz. Paydaya geldik arkadaşlar. Ortak olan x bizim için. X'lerimizi yazdık. Parantezimizi açtık. Sildik buradan. Ne kaldı? X eksi y kaldı. X'lerimiz sadeleşirse bakın buradan. Bizim için yukarı taraftan y çarpı arkadaşlar y eksi x bölü payda, paydadan da x eksi y kaldı. Biz şunu biliyorduk. x eksi y dediğimiz ifade eksi parantezinde aslında y eksi x'e eşittir. Çünkü eksiyi dağıtırsak içeriye eksi y artı x gelecektir. Ve bu da bizim için x eksi y gelecektir. O halde şurası yerine biz eksi parantezine y eksi x yazarsak. Yani y çarpı üst tarafta y eksi x vardı. Paydamızda arkadaşlar artık x e, eksi çarpı y eksi x yazdık. y eksi x'ler sadeleşirse ne gelecektir arkadaşlar? y bölü eksi 1 olacaktır. Bu da bizim için eksi y gelecektir diyoruz. İkinci sorumuz arkadaşlar. a'nın karesi çarpı b artı a çarpı b'nin karesi artı a çarpı b bölü. a'nın karesi artı a çarpı b artı a ifadesinin en sade şeklini istiyor. Aynı mantıkla a çarpı a çarpı b diye ayıralım artı diğer taraftan a çarpı b çarpı b diye Artı A çarpı B çarpı 1 diye ayıralım arkadaşlar. 1 ile A B'yi çarparsak yine A B yi elde edeceğiz. Paydamıza geldik arkadaşlar. A kareyi A çarpı A diye. A çarpı B şeklinde yazdık. Artı A sayısında A çarpı 1 diye yazalım. Bakın. Şurayı farklı bir kalemle göstereyim arkadaşlar. Ortak olan ne var üst tarafta arkadaşlar? A var hepsinde değil mi? Bakın A yazdık. Par A yazdık. Hatta şöyle şu taraftan yazalım. A yazdık arkadaşlar. A'yı her taraftan sildim. Ardından ortak olan ne var bakın hepsinde B var değil mi? Peki. B'yi de yazdık arkadaşlar. Hepsinden B'yi de silelim biz. Artık ortak eleman kalmadı parantez açıyoruz. Burada ne kaldı bizim için? A kaldı. Artı. Şuradan ne kaldı? B kaldı. Artı. Gizli birimizde kaldı buradan. Böyle diyoruz. Paydaya geldik arkadaşlar. Bakın A var. Yazdık. Hepsinde değil mi? Ortak olanları siliyoruz artık. Bizim için parantezi açtığımızda ne kaldı? A artı B artı 1 kalacaktır. A artı B artı 1'ler sadeleşirse, A'larımız sadeleşirse ifademizin en sade hali ne olacaktır? B olacaktır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. 3 üzeri x artı 2 artı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 1 eksi 3 üzeri x verilmiş. Bakın biz 3 üzeri x artı 2, 3 üzeri x çarpı 3'ün ikinci kuvveti diye ayırabiliriz. Taban aynıysa üsleri topladığımızda arkadaşlar bize aynı ifadeyi verecektir. Artı 3 üzeri x çarpı 1 diye yazmak istiyoruz burayı. Çünkü 1 çarpı 3 üzeri x yine 3 üzeri x olacaktır. Böyle diyoruz. Paydaya geldik. 3 üzeri x çarpı 3'ün birinci kuvveti diye ayırdık şurayı. Eksi 3 üzeri x çarpı yine gizli 1 olarak yazdık buraya. Arkadaşlar ortak olan ne var üst tarafta? 3 üzeri x var. Yazdığımızda artık siliyoruz. Ne kaldı? 3'ün karesi artı 1 kaldı. Bölü. Ortak olan ne var? 3 üzeri x'ler var. Tekrar sildik. Şuraya yazdık. Parantezi açtık. Ne kaldı? 3'ün birinci kuvveti eksi bir 1 kaldı şurada. Bakın 3 üzeri x'ler sadeleşirse. 3'ün karesi 9. Bir daha 10 bölü. 3'ün birinci kuvveti 3. 1 çıkartırsak arkadaşlar 10 bölü 2 gelecektir. Bu da ne olacaktır bizim için? Artı 5 olacaktır. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. X kare eksi x y artı x artı x eksi y bölü x eksi y ifadesinin en sade hali nedir diyor. Bakın şurada arkadaşlar artık biraz daha pratikleştik. Hemen direkt buradan x ortak parantezini çektiğimiz zaman kare gider x gider. Ne kalacaktır bizim için? X eksi y kalacaktır. Artı diyoruz. Şurayı da x eksi y şeklinde yazalım bakın. Yanında bir ne olsun bizim için? Gizli bir çarpanımız olsun. Bölü x eksi y geldi. Arkadaşlar x eksi y ortak parantezini alırsam ben. Çünkü artık bunlar ortak bizim için. Sildik. Ne kaldı şurada? x artı 1 kaldı. Paydaya geldik arkadaşlar. x eksi y var. Şurada x eksi y'ler sadeleşirse bizim için ne kalacaktır? x artı 1 kalacaktır. Beşinci sorumuz arkadaşlar. x artı y'nin karesi artı x artı y bölü x artı y artı 1. ifadesinin en sade hali açtıklardan hangisidir? Peki Arkadaşlar x artı y'nin karesini biz x artı y çarpı x artı y diye yazabiliriz. Artı x artı y'miz var değil mi? Şu ifadeyi parantez içinde yazdık. Çarpı yanında bir gizli bir olsun. Bölü x artı y artı 1 verilmiş. Eşittir diyoruz. Arkadaşlar ortak olan ne var üst tarafta? x artı y'ler var değil mi? Yazdık ve parantezi açıyoruz. Şuradan artık sildik. Ne kaldı şurada? x artı y artı ne kaldı bizim için? Gizli birimiz kaldı. Bölü diyoruz arkadaşlar. Paydamızda x artı y artı 1 gelecektir. Şuradan x artı y artı 1'ler sadeleşirse bizim için üst tarafta ne kaldı? Sadece x artı y kaldı. İfademizin en sade hali ne olacaktır? x artı y olacaktır. Altıncı sorumuz arkadaşlar. x eksi y'nin karesi eksi y eksi x'in küpü. Böyle x eksi y artı 1 ifadesinin en sade hali açtıklardan hangisidir? Diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu biliyorduk. ilk testlerde çözmüştük. x eksi y'nin karesi bizim için y eksi x'in karesine eşittir. O halde biz şunun yerine y eksi x'in karesini yazarsak. Bizim için y eksi x'in de y karesi eksi y eksi x'in küpü vermiş. Bunu da karesi çarpı y eksi x diye yazabiliriz. Bunun birinci kuvveti. Çünkü taban aynıysa üzeri toplarız. Yine bize küpü verecek. Bölü x eksi y artı 1 dedik. Arkadaşlar şimdi iyi izleyelim bakın. Y eksi x'in neyi kaldı burada? Karesi ortak oldu bizim için değil mi? Parantezimi açıyorum. Şuradan sildim buradan sildim. Ne kaldı burada? 1 eksi parantez içerisinde y eksi x oldu. Böyle diyoruz arkadaşlar. x eksi y artı 1 geldi. Biraz da uzatalım işlemimizi. y eksi x'in parantez karesini yazıyoruz. Çarpı. Eksiyi dağıtırsak. bir 1 eksi y artı x gelecek. Böyle dedik arkadaşlar. x eksi y artı 1 oldu. Bakın. Üst tarafta sadeleşmiyor gibi geliyor ama biraz daha düzgün yazarsak göreceksiniz. y eksi x'in arkadaşlar parantez karesi. Şurayı ben x Eksi y artı 1 diye düzenleyebilirim. Bakın x'ten y'yi çıkarttım 1 ekledim değil mi? Aynı şey. Bölü. Paydaya geldik. X eksi y artı 1 oldu. Arkadaşlar aynı iki ifade bizim için şurada. Bunlar çarpım durumda olduğu için sadeleşir. İfademizin eşiti y eksi x'in neyi gelecektir? Karesi gelecektir. Şimdi baktığımız anda y eksi x'in karesi yok değil mi? Y eksi x'in karesi şıklarda yok. Ama az önce bahsettik neydi bu? X eksi y'nin parantez karesi demekti. O da nerede arkadaşlar? C şıkkında olacaktır. Yedinci sorumuz arkadaşlar. X kare eksi y kare bölü. X kare eksi 2 x y artı y'nin karesi. Bölü x artı y bölü 2 x eksi 2 y verilmiş. En sade hali açtıklardan hangisidir diyor. Bakın. Üst tarafı biz x eksi y çarpı x artı y yazabiliriz değil mi? 2 kare farkından. Peki alt tarafı x'e x alırsak arkadaşlar y'ye y alacağız. Bakın eksi ise şurası eksiye eksi alırsak eksi x'ye eksi x'ye eksi 2 x'ye eksi, verecek. Bizim için paydamızda x eksi y'nin arkadaşlar ne olacak? İki kere yan yana çarpım olacak. Peki. Bölü diyoruz. x artı y bölü. Bakın payda ne var burada? 2 var. 2 parantezinde x eksi y yazabiliriz. Eşittir diyoruz. Şuradan x eksi y'ler sadeleşti bizim için. O halde burada x artı y bölü ne kaldı? x eksi y kaldı. Birincisi aynen bölme ise ikincisi ters çevirip çarpacağız. 2 parantezinde x eksi y. Bölü paydamıza ne geldi arkadaşlar? Artık şunu ters çevirdik biz. X artı Y geldi. X artı Y'ler giderse. X eksi Y'ler sadeleşirse ne kalacaktır elimizde? Sadece 2 kalacaktır. 8. sorumuz arkadaşlar. X küp eksi 2 X kare eksi 4 X artı 8 bölü 3 X kare eksi 12 bölü X eksi 2 bölü 3 X artı 6 verilmiş. İfadesinin en sade halini istiyor yine. Dedik ki şurayı arkadaşlar biz x kare ortak parantezini çekersek bizim için ne gelecektir? x eksi 2 gelecek değil mi? Peki. Şurayı eksi 4 parantezini çekersek arkadaşlar x eksi 2 gelecek. Bakın niye böyle yapıyorum? Eksi 4 ile x'i çarparsanız eksi 4 x. Eksi 4 ile eksi 2 çarparsanız artı 8. Aynı ifadeyi verecek bizim için. Peki. Böyle dedik. Şurası 12 dediğimiz 4 çarpı 3'tür aslında. 3 ortaksa 3 parantezinden x kare eksi 4 gelecek bizim için. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bölü dedik. Üst tarafta x eksi 2 var. Alt tarafta 6 dediğimizde 2 çarpı 3'tü. Yine bir 3 parantezine çekersek bizim için. 3'leri silersek bakın ne gelecek? x artı 2 gelecek. Peki. Devam edelim. Şurada x eksi 2'ler ortak. x eksi 2 ortak parantezinde. Ne geldi bizim için? Bakın sildim buradan sildim. x'in karesi eksi 4 gelecek. Bölü diyoruz. 3 çarpı x'in karesi eksi 4 geldi. Bakın birincisi aynı. İkisi ters çevirip çarparsak 3 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 gelecektir. Arkadaşlar dikkat edelim. x kare eksi 4'ler giderse şuradan x eksi 2'ler giderse ve 3lerimiz sadeleşirse elimizde sadece ne kalacaktır? x artı 2 kalacaktır. O da nerede olacak arkadaşlar bizim için? 5 yakında olacaktır. 9. sorumuz arkadaşlar. Şimdi bayağı karışık bir soru gibi geliyor. İfadenin en sade halini istiyor bizden. Öncelikle şu üst tarafı bir düzenleyelim. 4x'in karesi artı 2ax artı 2bx yazabiliriz değil mi? 2 ve x'i içeriye dağıtırsak bu gelecektir. Artı a çarpı bizim için ne geldi? b geldi. Peki arkadaşlar böyle diyoruz. Paydamızı da yazalım. x'i dağıtırsak içeriye bx artı bizim için değil mi? x'i b ile çarptık. bx 2 ile çarparsak 2x gelecek. Eksi bx var. Artı a var. Bölü diyor. Biz bunu direkt çarpı olarak alalım arkadaşlar. Ters çevirip çarpalım bunu da. A artı B bölü ne gelecektir? B artı 2x gelecek. Peki. Şuraya baktığımızda artı eksi B gider zaten değil mi? Şimdi geldik. Üst taraftaki şu ifadeyi bizim çarpanlarına ayırmamız lazım. Hemen şöyle şurada bir yıldız olarak gösterelim. 4x'in karesi artı 2ax 2bx artı a çarpı b geldi. Arkadaşlar Şuranın çarpımı a ya b şurası 2x'e 2x'tir. Çapraz çarparsak 2ax burayı çarparsak 2bx gelecek bizim için toplamda. 2ax artı 2bx ortayı veriyorsa problem yok. Nasıl alıyorduk bunları? Dikini alıyorduk. Yani bu ifademizin eşiti 2x artı a çarpı 2x artı b demektir. Biz şu yukarıdaki ifade yerine bunu yazabiliriz. O halde arkadaşlar 2x artı a çarpı ne geldi? 2x artı b bölü paydamızda ne geldi? 2x kaldı. Bir de artı a'mız kaldı. Hemen çarpı diyoruz buradan. a artı b bölü b artı 2x oldu. 2x artı a'larımız sadeleşirse 2x artı b'lerimiz sadeleşirse ne kalacaktır? a artı b gelecektir. a artı b'miz nerede arkadaşlar? a şıkkında. Testimizin 10. sorusu arkadaşlar. x, y, z toplamı 2 olduğuna göre Şurada bir iki kare farkı verilmiş. Şu ifadeye bölündüğünde en sade hali açtıklardan hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle iki kare farkından ben şu üstteki ifadeyi bir şurada düzenlemek istiyorum. Burayı biz 2 eksi x eksi y değil mi? Eksi ikincisi y artı z eksi 2 çarpı ne yazabilirdik? 2 eksi x eksi y değil mi? Artı Y artı Z eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar bunu niye böyle yazdım? Hatırlayalım. A'nın karesi eksi B'nin karesi eşittir. A eksi B çarpı A artı B. Yani ikincinin bir eksilisi bir de artılısıyla toplayacağız. Peki şuradan biz eksiyi dağıtırsak içeriye arkadaşlar. 2 eksi X eksi Y geldi. Bir eksi Y'miz, eksi Z'miz ve artı 2'miz olacak. Daha düzgün yazacağız birazdan. Şurayı görüyoruz. Şuraya baktığımızda eksi artı 2 y'ler gidecek. Artı eksi 2'ler gidecek. Ve bizim için en sonda z eksi x kalacak. Artı z eksi y gelecek. Devam ediyoruz. Şuraya geldik arkadaşlar. İfade hala üst ifade düzenliyorum bakın. 2 2 daha ne geldi? 4 geldi bizim için. Eksi parantezinde x artı y artı z yazabilirim. Bak şuradan x'i aldım, y'yi aldım ve z'yi aldım. Bir de yanımızda ne kaldı? Eksi y bir tane kaldı değil mi? Şunu şunu ve şunu aldık. Sadece şu eksi y'miz kaldı. 2 2 daha 4 ederdi zaten. Çarpı z eksi x dedik. Peki şimdi bölü diyoruz. Üst tarafı düzenledik. Geldik şuraya. Arkadaşlar ortak olanlara baktığımız zaman şurada ne? x'ler ortak değil mi? x parantezine aldık. Ne kaldı bizim için? y eksi 2 kaldı. Şuraya geldim. Dedim ki z'ye mi alayım? Eksi z'ye mi alayım? Eksi z'ye alalım. Parantezine. Ne gelecek bizim için şuradan? Z'leri silersek 2 eksi y gelecek değil mi? Ama pardon. Y eksi 2 gelecek. Özür dilerim. Çünkü eksiye aldık biz. Arkadaşlar eksi yz olacak. Ve artı 2z gelecek bizim için. Çünkü geri çarptığımızda değil mi? Aynı şeyi vermesi lazım. Peki. X, Y, Z toplamı neydi bizim için? 2. Biz şuraya getirip 2 yazarsak. 4'ten 2 çıkarsa ne gelecek bizim için? 2. Yani 2 eksi Y gelecek. Çarpı. Şurada ne vardı? Z eksi X vardı. Böyle diyorum arkadaşlar. Şuraya geldim. Y eksi 2 ortak parantezinde. Bizim için ne geldi? Şurayı sildik, burayı sildik. X eksi Z geldi. Peki. Arkadaşlar bakın. Şu ikisi bizim için zıt işareti değil mi? Sadeleştirirsek ne gelecek bizim için? Eksi 1 gelecek. Peki. X eksi Z ile Z eksi X de zıt işareti değil mi? Evet zıt işareti. Bunlar sadeleştirse ne gelecek bizim için? Eksi 1 gelecek. Eksi 1'e eksi 1'e bölersem ne olacak? Artı 1 olacak bizim için. Testimizin 11. sorusu. Yine bir ifade verilmiş. Sıfır olduğunu söylüyor. Üstü sayı şeklinde A eksi B bölü A artı B ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şu ifadeye dikkat edelim. 4 üzeri A dediğimiz ifade 2 üzeri 2A'dır. Eksi. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri B çarpı 2'nin küp şeklinde yazabiliriz şu ifademizi. Artı arkadaşlar 4'ün karesi çarpı 4 üzeri B şeklinde yazıyorum bakın. Bir şunu biraz daha düzenleyelim bakın. 2 üzeri 2A eksi 2'nin küpü 8'dir. 8 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b gelecek. Artı 16 çarpı 2 üzeri b şeklinde yaz 2b şeklinde yazabilirim ben burayı. Değil mi? 4'ün b kuvveti 2 üzeri 2b'dir. 4'ün karesi de 16'dır. Peki bu ifademiz sıfırmış. Arkadaşlar çarpanlarını ayırırken şurayı 2 üzeri a'ya 2 üzeri aldırsam. Şurayı da 4 çarpı 2 üzeri b'ye 4 çarpı 2 üzeri b alalım. Bakın eksi ise şurayı arkadaşlar eksiye eksi alalım. Çünkü çarpım bana burayı verecek çapraz çarpıp toplarsak da ortayı vermesi lazım. Eksi 4 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b. Eksi 4 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b. Toplamı eksi 8 çarpı 2 üzeri a 2 üzeri b'yi verecek. O halde ne yapıyorduk artık? Çapraz alıp çarpacaktık. Yani ifademiz 2 üzeri a eksi 4 çarpı 2 üzeri b'nin yan yana çarpımı oldu. Bu da bizim için arkadaşlar neymiş? Sıfırmış. Buradan aynı iki ifadeyi çarparsak 2 üzeri a eksi arkadaşlar ne geldi bizim için? 4 çarpı 2 üzeri b'nin karesi eşittir 0 oldu. Dolayısıyla bunun 0 olabilmesi için içinin ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani 2 üzeri a eksi 4 çarpı 2 üzeri b eşittir 0 dedik. Bu tarafa atarsak 2 üzeri a eşittir 4 çarpı 2 üzeri b yazabiliriz. Bunu da 2 üzeri a eşittir 4'ü 2'nin karesi çarpı 2 üzeri b yazarsak bu da 2 üzeri B artı 2 gelecek. Üstü sayılardan tabanlar aynıysa üstler aynı olmak zorunda. O halde A sayımız B artı 2 eşittir. Bizden istenen ifadede biz A yerine B artı 2 yazarsak. Bakın şuradan da yazıyorum buradan da yazıyorum. İfademiz B artı 2 eksi B geldi bölü. Şuradan B artı 2 artı B geldi. Artı eksi b'ler giderse 2 bölü ne gelecektir? 2 artı 2 b gelecek. Bunu da biz 2 bölü arkadaşlar. 2 parantezine çekersek 1 artı b olduğunu göreceğiz. Değil mi? Çünkü bu 1 çarpı 2'dir. 2'leri silersem 1 artı b gelecek. 2'ler sadeleşirse cevabımız ne olacak? 1 artı b artı 1 veya 1 artı b gelecek. O da e şıkkında olacak. Testimizin 12. sorusu arkadaşlar. X'in köküç eksi 1 ve Y'nin köküç artı 1 olduğunu söylüyor x bölü y eksi y bölü x ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle bir payla eşit diyelim. İstenilen ifadeye bakalım arkadaşlar. Şurayı x'e burayı y ile. x ile x'i çarparsak x'in karesi. Eksi y'nin karesi bölü x çarpı y gelecek. Bu da bizim için x eksi y çarpı x artı y bölü arkadaşlar x çarpı y demektir. Peki dedik ki şuradan x eksi y dediğimiz ifade x artı y ve x çarpı y'yi bulmamız lazım. Öncelikle x eksi y'ye bakalım. Arkadaşlar kök 3 eksi 1 x'te biz bundan neyi çıkartacağız? Kök 3 artı 1'i çıkartacağız. Bu da kök 3 eksi 1'i olduğu gibi yazdık. Eksi kök 3 eksi 1 gelecek. Çünkü eksi içeriye dağıtırsak bunu elde ederiz. Artı eksi kök 3'ler giderse ne gelecektir? Eksi 2 gelecek. Şuraya bir eksi 2 yazalım. Peki devam ediyoruz. Bir de x artı y'yi bulmamız lazım. X artı y bizim için kök 3 eksi 1 artı Kök 3 artı 1'dir. Bu y'ydi. Bu da x'ti arkadaşlar. Eksi artı 1'ler giderse 1 kök 3. 1 kök 3 de burada 2 kök 3 gelecek. Çarpı dedik arkadaşlar. 2 kök 3 geldi. Bölü diyoruz. x çarpı y. Bakın. Bizim için x çarpı y dediğimiz ifade. Yani kök 3 eksi 1 çarpı arkadaşlar. Bizim için kök 3 artı 1'dir. Buradan. Şurayı biz a eksi b. Şurayı da a artı b diye düşünürsek. İki kare farkı değil mi bu? a kare eksi b kare. Buradan ne diyeceğiz o zaman? Kök 3'ün karesi eksi b dediğimizde 1'de, 1 de 1'in karesi olacak. Kare kökü götürürse 3 eksi 1'in karesi de 1'dir 1 gelecek. Çıkartırsak 2 olacak. O zaman x çarpı y değerimiz ne olacaktır arkadaşlar? 2 gelecektir. Şuradaki 2'ler sadeleşirse cevabımız eksi 2 kök 3 olacak. O da nerede arkadaşlar? A şıkkında olacak.